Efendim, reklamlarımızın ardından yine devam ediyoruz programımız. Az önce gerçekten telefon bağlantısında biraz hüzünlendik, biraz duygulandık. İnsan hayatı, hepimiz bir gün zaten aynı yere gideceğiz. Önemli olan yaşantımızın, sevdiklerimizin ve dostlarımızın kıymetini bilmek. Ben az önce bir şey söylemiştim. Eğer çok kısa bir zaman sonra öleceğinizi öğrenseniz ve size sadece tek bir telefon hakkı tanınsa, kimi arardınız ve ona ne söylerdiniz? Bu sözden çıkartılacak çok mesaj var. Sevdiklerinizi, dostlarınızı hiçbir zaman ihmal etmeyin. Kimin başına ne zaman ne geleceği hiç belli olmaz. Uzun zamandır aramıyorsanız ve uzaktaysanız annenizi, babanızı, eşinizi, arkadaşınızı, dostlarınızı hemen arayın. Hiç ihmal etmeyin. Hiç kimse kimsenin kalbini kırmasın. Kötü sözler söylemeyin efendim. İnsan hayatı böyle kısa. Bir varız, bir yokuz. Kıymetimizi bilelim. İnsanlığımızı insanca yaşayalım diyoruz. Bu arada herhalde evet, SMS mesajlarımız var. Ben bir şey eklemek istiyorum. Yıldırar Bey gibi bir büyüğü sanat camiasının son gününde uğurlamaması çok üzücü. Gerçi Samsun halkı oradaki yerini almış. Bu çok mutlu edici bir şey ama sadece iyi günde değil, kötü günlerde de birbirimize destek olmalıyız diye düşünüyorum. Bu yüzden Samsun halkına ben çok teşekkür ediyorum. Ama sanat camiasının böyle kötü günlerde birbirinin yanında olmamasını çok üzücü buluyorum. Ne yazık ki. Hepimiz buluyoruz. Evet, SMS ile devam edeyim. Selam Fasıl'dan, kolay gelsin. Yeliz Hanım, Burcu Hanım ve sizler için bir sonraki parçayı istiyorum demiş Fatsalı Adem. İsmail YK'dan da bir parça gelirse sevinirim demiş. Adem, İsmail YK'yı yayınladık ama bundan sonraki parçayı da sana, senin istediğin gibi Burcu Hanım, Yeliz Hanım ve kendimiz için yayınlayacağız. Teşekkür ediyoruz tüm Fatsa'ya, tüm Karadeniz'e sevgiler, saygılar. Bir de demiş ki Türk TV'ye kucak dolusu sevgiler, saygılar. Onu da unutmayalım. Onu ekleyecektim. Efendim, her zaman hayatta Aristoteles gibi olun. İnsanı ve dünyayı gözleyin, gözetleyin, ihmal etmeyin diyoruz. Bu da Aristoteles'in bize bıraktığı bir yadigar oldu. Onunla ilgili onu anlatmak adına biz de öyle yapıyoruz. Sizlerden gelecek olan SMS'leri, sizlerden gelecek olan telefonları bekliyoruz. Canlı sizi gözetliyoruz efendim. Bağlantıları bekliyoruz. Evet. 0-212-556-88-70'e telefon bağlantılarınızı bekliyoruz. 0-212-556-88-70 numaramız efendim. Ayrıca bize SMS yoluyla da ulaşabilirsiniz. TRK yazıp boşluk bırakıp 33-70'e SMS gönderebilirsiniz. TRK yazıp boşluk bırakıp 33-70'e mesaj gönderebilirsiniz. Bir de... Ve bize artık mail yoluyla da ulaşmanız mümkün. Bunun için erdem-lale@turktv.tv mail adresimiz. erdem-lale@turktv.tv mail adresimiz. Evet, her şey bu kadar basit. Bize ulaşmak isteyen seyircilerimiz için pek bir engel kalmıyor. Yok. SMS'leri de tekrar hatırlatıyorum. 10 SMS'ten 4 SMS'e düştü. İndirime gittik, ucuzluğa gittik. Sizler daha çok SMS gönderin. Fazla kontörünüz gitmesin düşüncesinden dolayı 8 kontörle ücretlendiriliyor. Yani 4 SMS, 8 kontör. Onu da hatırlatalım bir kez daha. Evet. Ve şarkılarımız, kliplerimize devam edeceğiz herhalde. Hırsız Polis son 2 sezondur çok yüksek izlenme oranlarıyla izlenen bir diziydi. Çok sevilen bir diziydi. İşte onun müziği Hırsız Polis imkansız birazdan ekrana gelecek. Fakat öncesinde Cansu Koç, Gamze Deyim, Deva Bulmam'la bizlerle birlikte olacak. Basit. Efendim, her zaman şunu aklınızdan çıkartmamanızı tavsiye ediyoruz. Kelimelerin gücünü bilmiyorsanız karşınızdakinin kuvvetini asla anlayamazsınız. Az önce İmkansız Aşk isimli klibi seyrettik. Sözleri yüreğimize nakşetti. Onu yüreğimizdeki apolete yerleştirdik o sözleri. İşte kelimeler şarkılarda olsun, sohbetlerde olsun çok önemli. Birisiyle konuşurken, bir ortamda bulunurken önce o kişiyi tanımadan, onun ağzından çıkacak sözleri beynimize kazımadan o kişiyi tanıyamazsınız. Ve her zaman her işi konuşarak ağzımızdan çıkan o kelimelerin gücüyle halletmekte fayda var. Kaba kuvvete, kavgaya gerek yok. İnsanlar böyle vahşet yerine, şiddet yerine bir kelimeyle her şeyin en güzelini gerçekleştirebilir. Karşı tarafa ceza da verebilir, onu ödüllendirebilir de. Onun için kelimelerin gücüne biz inanıyoruz. Sizler de inanıyorsanız, bizimle bu tarz böyle güzel sözleri de paylaşmak istiyorsanız, güzel mesajları hep birlikte tüm seyircilerimize ulaştırmamızı istiyorsanız, sizlerle bu muhabbetleri de çünkü gerçekleştirmek istiyoruz burada. Bizimle telefon açarak katılabilirsiniz. Kelimelerinizin gücünü anlamak istiyoruz sizin efendim. Kısacası bu. Söyledim, rahatladım. Evet, çok iyi ettiniz ve bir telefon hemen anında gelmiş. Alo. Alo. Buyurun. Merhabalar. Efendim. Merica'dan arıyorum. Mersin'den. Mersin'den. Merhaba, kiminle görüşüyoruz? Ben Duran. Duran Bey. Evet. Nasılsınız efendim? İyiyiz.
Niye tamam, böyle sert konuşuyorsunuz? Bir kızgınlığınız mı var bize acaba? Bir de mi kızdınız? Buyurun. Telaşlandım. Böyle bir sert bir konuşuyorsunuz. Bir problem mi var? Evden arıyorum, evden. Evdekilere mi kızdınız efendim? Yok, kızmadım ya. Kızma, çalışıyor musunuz? Yani bugün evdesiniz de, yani işiniz, mesleğiniz ne? Bu ne, bu istirahattayım. İçeri köy hizmetleri için köy hizmetleri için çalışıyordunuz. Evet. Mersin'in neresinden arıyorsunuz? Mersin, Erdemli, Çamlıköy'ü. Erdemli, Çamlıköy'ü. Çamlıköy. Evet, merhaba, ben de memnun olduk. Peki, Mersin'de havalar nasıl şu anda? Sıcak, bol. Sıcak, ha, bol diyorsunuz. Evet. Peki, Mersin'in en çok nesi meşhur? Limonu. Limonu. Cezeryesi. Efendim? Limonuyla cezeryesi. 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 Bir de ne derler? Mersin, tokadımı yersin derler. Evet. Bu da çok meşhur olan bir sözü. Cezire ve limon geldiğimizde bol bol almamız lazım Mersin'e. Peki, evet, şimdi siz Mersin'de Paşucu Limanı vardır, biliyor musunuz? Biliyorum. Oraya hiç gittiniz mi? Çok. Çok gittiniz. Kıbrıs, evet, nasıl görünüyor mu yakın? Şeyden Anamur'da görünüyor. Görünüyor. Yani böyle oradan baktığınız zaman dürbüne falan gerek kalmadan rahat net bir şekilde görünüyor. Akşamlar ışıkları görünüyor. Işıkları görünüyor. Evet. Peki, gemi trafiği, deniz trafiği, işte biliyorsunuz yaz ayları yaklaştı, denize girmeler falan. Bütün bu sezon başladı mı orada? Gezmeler, turlar. Başladı. Başladı. Yani artık... Kalesinde denize giriyorlar. Nerede? Kız Kalesinde denize giriyorlar. Kale içi mi? Şey var, Kız Kalesi var. Denize giriyorlar. Anladım, anladım. Evet. Şimdi şunu da söyleyeyim. Bazen ses, yüksek sesle konuşursanız daha iyi anlarız. Anladığımız kadarıyla oradaki bir semtte denize giriliyor. Sezon başladı. Evet, başladı. Bu, evet, biz burada terlesek de bizim klimamız var. Sizler, evet, yeter ki hoş vakit geçirin diye biz denize de girmesek olur diyoruz. Evet. Ve Mersin'e, size saygılarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Bizi aradığınıza göre bir şey mi isteyeceksiniz yoksa? İçer köy hizmetleri çalışanları için. Evet, köy hizmetleri çalışanları için. Küstüm ya. Küstüm. Küstüm. Evet. Latif Doğan'la. Latif Doğan. Kime küstünüz efendim? Bize değil herhalde. Latif Doğan'la. Tamam da kime küstünüz ama? Öyle anlar onu anlayanlar. Anlar. Peki, hiç sormayayım. Yorum yapmayayım. Oldu, iyi günler. Peki, iyi günler. Mersin'e selamlar, o saygı. O zaman Mersin'e ve tüm köy hizmetleri çalışanlarına bundan sonraki parçamızı armağan edelim. İlerleyen günlerde Latif Doğan'dan Küstüm adlı klibi de yayınlayacağız. Evet, bu arada 0212-556-8870 arayın. Telefon bağlantılarımıza da devam edelim diyoruz. Evet. Şimdi kliplerimiz var, evet, ama sırada... bu arada efendim öyle bir zaman su gibi akıp geçiyor ki yine son yarım saatin falan içerisindeyiz. Bugün yine sizlerden ayrılacağız, böyle üzülerek de bakıyorum böyle saatte. Vakit çok çabuk geçmiş. Elinizi çabuk tutun. Yarım saatimiz var. Arayın, katılın efendim. Hangi şarkılar? Sırada iki güzel şarkı var ama onlarla ilgili ben bir şey paylaşmak, buyur, istiyorum. Çünkü sen böyle hikayeleri çok seviyorsun. Severim. Seyircilerimiz de seviyordur diye düşünüyorum. Mutlaka. Önce Güley'i dinleyeceğiz. Ardından da Nil Kara İbrahimgil'i. Nil'in bu piyasaya girişi ilk reklam filmiyle oluyor ama bir telefonumuz var. Alo. Buyurun efendim, televizyonunuzun sesini önce kısarak başlayalım. Bu duymuyor. Alo. Alo, merhabalar. Kiminle görüşüyoruz? Ben Yeşim. Yeşim. Yeşim Hanım, nereden arıyorsunuz? İstanbul'dan. Ah, hele bir tane İstanbul telefonu geldi. Neresinden? İstanbul'un? Ben sizin sesinizi duyamıyorum. Duyamıyor musunuz? Televizyonunuzun sesini bir açıp yapsınız. Sizin de kıstım, oradan da alamıyorum. Ben size bir şey söyleyeyim. Şimdi çok basit bir şey, metot. Televizyonunuzun sesini kısacaksınız ve ayrıca bizi duyacaksınız. Siz merak etmeyin, bu teknoloji var yani. Televizyonun sesi, yani kısık açık, evdekiler dinlesin yine, seyretsinler. İstanbul neresindensiniz? Eyüp. Eyüp'ten arıyorsunuz. Tabii, evet, evden arıyorsunuz. Ev hanımısınız herhalde. Öyle mi? Evet. Evet, de bildim tabii. Çocuk, peki, var mı Yeşim Hanım? Nasıl? Çocuk var mı? Yunus Gevel, çocuk var mı? Çocuk var mı? Evet, erkek çocuğu, bir kız. Bir kız, bir erkek. Kaç yaşındasınız bari, onu da soralım. Kaç yaşındasınız? Bir kişi konuşursa anlarım, ikiniz konuşunca duyamıyorum pek. Peki, ben soruyorum. Efendim, kaç yaşındasınız? Genç geliyor sesiniz çünkü. 41. 41 kere maşallah. 41 kere. Peki, eşiniz herhalde çalışıyor şu anda. Sizlerden... Eşim şu anda cezaevinde. Cezaevinde olabilir. Herkesin kendine göre bir sıkıntıları, sorunları vardır. İnşallah kısa zamanda kavuşursunuz, İnşallah, diyoruz. Peki efendim, bizi aradığınız şarkı mı isteyeceksiniz? Evet. Hangi şarkı? Ceylan'dan rica edecek. Ceylan'dan. Olmasa bile başka gönderse kabul edersiniz değil mi? Muhakkak kabul ederim. Peki. Kimlere armağan etmek istiyorsunuz? Kimlere armağan etmek istediklerine ve sizlere. Peki. Çok teşekkürler Yeşim Hanım. İyi günler. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın. İstanbul Eyüp'e selamlar. Evet, böyle İstanbul'dan da bir telefon aldık, keyiflendik. O zaman ne yapalım? Söyleyeceğim bir şey var mı? Evet, var. Şöyle var. Bundan sonraki parçalardan biri Nil Kara İbrahimgil'den gelecek. Nil'in bu piyasaya ilk girişi reklam filmiyle olmuş. Türksel reklamı, hatırlarsınız. Şöyle oluyor. Gelsin paralar.
reklam ajansında çalışıyor aslında ama Türksel reklamının senaryosunu kendisi yazıyor. Aynı zamanda reklam müziğini, jingle'ını da kendisi yazınca diyorlar ki hadi reklamda da bari çık sen oyna. Türksel reklamında oynadı. İlk öyle tanıdık. Sonrasında albümleri geldi. Farklı tarzıyla, kişiliğiyle ve yaptığı müziklerle çok sevilen bir isim. Benim de çok sevdiğim bir isim. Bir telefonumuz daha var. Alo. Alo. Buyurun efendim. Nasılsınız? İyi, siz nasılsınız? İyi günler. Ben Güncan Kaya. Güncan Kaya. Nereden arıyorsunuz? Yüksek konuşur musun? Sivas'tan. Sivas'tan. Biraz yüksek konuşur musun? Biraz yakın ol Ahize'ye. Duyuyor musun efendim? Bizi? Biraz Ahize'ye yakın konuş da daha net gelsin sesin. Peki. Ben Güncan Hanım, şarkı rica edecektim. Hangi şarkıyı? Ben Kerem Can'dan Aşk Oyunu. Aşk Oyunu, Kerem Can. Değişik bir isim. Evet, nişanlımı armağan ediyorum. Nişanlımı. Nereden nişanlın? Sivas'ta. Sivas'ta. Dedim acaba deminki seyircimiz evet. Gider mi dedim ama demedi. Sivas'ın merkezinde misiniz yoksa başka bir ilçesi mi? Merkezindeyim. Merkezde. Tamam. Bütün Sivas'a gitsin o zaman. Evet. Ben sormuş muydum bilmiyorum. Sivas'ını seviyorum. Tamam bir dakika. Sivas'ın nesi meşhur demiştin? Kangalı. Sormadık. Mahmut'tan ama hani söylemiş gibi. Biliyor musun Sivas'ın nesi meşhur? Vallahi hiç bir bilgim yok. Bir araştırsan bize tekrar telefon. Kangalları meşhur. Peki o biraz kopuk geliyor. Sana teşekkür ediyoruz aradığın için. Başka bir şarkı göndersek kabul edeceksin sen de. Sivas'a el sallıyoruz. Saygılarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Efendim gayet güzel telefonlar ardı ardına gelmeye devam ediyor. Programın sonuna doğru halkımız açıldı. Daha böyle evet, aramaya başladınız. Telefonlar geliyor. Herhalde biz yakında programın başından sonra çok telefon alacağız. Öyle evet, görünüyor. Inşallah. Şimdiden mutlu oluyoruz. Seviniyoruz ve hemen şarkılarımızı istersen evet şarkılarımızı anons edeyim ben. Bundan sonraki parçamız Gülay'dan gelecek. Sen gelmez oldun. Ardından Nil Karaibrahimgil Pırlanta ile bizlerle birlikte. Uyanık deyince hemen şunu size aktarayım. Böyle bir fırka geldi. Yine böyle uyanık bir kamyon şoförü. Çok uyanık. Tabii mal da kendisinin, kendi kamyonu. Düşünüyordu aman bir şey olmasın. Neyse kamyonu bir ton taşıyormuş. Bu kamyon şoförü kamyonuna 2 ton tavuk yüklemiş. Ama kamyonun taşıma kapasitesi 1 ton. Neyse arada bir duruyormuş. Kamyonu durduruyormuş müsait bir yerde. Kamyonun kasasına böyle vuruyormuş. Demişler ki, ya demişler sen niye arada bir durup da kamyonun kasasını öyle vuruyorsun? Adam da demiş ki benim demiş kamyon 1 ton taşıyor ama içeride demiş 2 ton yük var demiş. Arada bir demiş böyle kasaya vuruyorum ki tavuklar havaya kalkıyor ve yük hafifliyor. Uyanık kamyon şoförünün de bulduğu metot buymuş efendim. İnsan zekasıyla her şeyin üstesinden gelir. Sakinlik ve düşünme en önde olan olması gereken şey diyoruz. Ve hemen bir telefon var herhalde. Alo. 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 Buyurun efendim. Merhaba. Merhaba. Nereden arıyorsunuz? Şişli'den arıyorum. Şişli, İstanbul. Şişli'nin neresinden? Yani evden mi, iş yerinden mi efendim? Şişli'den Atasay Dershanesi'nden. Atasay Dershanesi'nden evet. Arıyorsunuz. Bir eğitim kurumundan. Evet. Hani ben biraz dedim öğretmenlerimiz falan dedim doktorlarımız arıyor, SMS gönderiyor, askerlerden telefon alıyoruz. Türkiye'nin, dünyanın bazı illerinden, Almanya'dan mesela bugün telefon aldık. Mannheim'den aldık. Aldık. Evet. Dedik ki öğretmenlerimiz de arasın bir dershaneden bağlandık. Atasay Dershanesi dediniz. Siz evet, ne iş yapıyorsunuz? Atasay Dershanesi. Ne iş yapıyorsunuz? Bilgi işlem. Bilgi işlem. İsim nedir? Efendim? İsim? Sema. Sema Hanım. Programımızı evet. Ne kadar zamandır takip ediyorsunuz? 2 gündür yaklaşık izliyorum. Yaklaşık? Tam izleyemiyorum ama yine de izlemeye çalışıyorum. Peki hemen soracağım. Hemen soracağım. Dershaneden arıyorsunuz, bilgi işlemden. Bizi nereden seyrediyorsunuz? Şu anda internetten. İnternetten canlı evet, yayın seyrediyorsunuz. Evet, evet. Güzel bir şey. Ne mutlu. İnternetten de izliyorlar bizi. Televizyondan, internetten izleniyoruz. Yani gayet geniş bir kitlemiz var. Evet. O zaman öğrenciler hayırlı seyrediyor mu? Hayırlı olsun bu arada programını. Efendim, teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Çok peki, sağ ol Sema. Peki, madem evet, dershaneden evet. Aradığınızı söylediniz. Soralım bakalım. Durumlar nasıl? Dershanenin durumu nasıl? Öğrenciler nasıl? Çalışıyor mu öğrenciler? Çalışkan mı? Çalışıyorlar tabii. Bize göre çalışıyorlar. Tembellik ama... mi yapıyorlar yoksa? Efendim? Ama... Tembellik mi yapıyorlar yoksa? Ya öyle öğrencilerimiz de var ama çalışan öğrencilerimiz de var tabii. Peki üniversiteye mi hazırlık, liseye mi hazırlık? Hepsi var. Hepsi var. OKS-ÖSS. Şimdi geçenlerde bazı genç seyircilerimiz aradı. OKS'ye hazırlandıklarını söylediler. Ben bir tanesine sordum. Nasıl hazırlanıyorsun? 24 saat çalışıyorum. Dedim, bir dakika dedim. Ama zannetmiyorum. Yani 24 saat çalışan kafayı yer. Şimdi siz bir dershaneci olarak orada çalışan, öğrencilerle haşır neşir olan bilgi işlemci miymişsiniz madem? Size soralım. Bir öğrenci şu anda sınavlar da yaklaşıyor. Hazır dershane aramış, bilgi alalım. Evet. OKS'ye hazırlanan öğrenciler, hatta üniversitede olabilir. Evet. Nasıl hazırlanmalı? Ne yapmalılar? Bize biraz tüyo verir misiniz? Disiplinli çalışmalı. Her şeyden önce disiplinli olmalılar. Tekrar yapmalılar.
Yani konuları yani test edecekler, konuları tekrar yapacaklar, disiplinle her şeyden önce disiplin. Yani bir kural koyacaklar kendilerine, o şekilde devam edecekler. Hı-hı. Mesela bir tanesi dedi ki arayan genç seyircimiz, ben dedi 24 saat böyle bir şey var mı, olabilir mi? Yok, o şekilde olursa biraz yorulur, yani bitkin düşer, o yüzden o kadar çalışmasına gerek yok ama tabii hiç çalışmaması da olmaz. Normali neyse, onun saatleri neyse, yani kendi programında nasılsa ona göre yön vermeli. Bunlar zaten bizim rehber hocalarımız, onlar direkt hocalarımız olsun. Öğretmenler evet. Yönlendiriyorlar zaten. Peki mesela bir tanesi aradı, dedi ki ben yarım saatte 100 soru çözüyorum dedi. Böyle bir şey mümkün mü? Yarım saatte? 100 soru. 100 soru. 3 soru. 100 tane, 100 adet. O kadar işte fazla diye düşünüyorum. Yani yarım saat için fazla. Fazla. Normal standartı neyse ona göre uygulamalı ki o da yorgun düşmesin. Hele şu zamanlarda daha çok önemli bunlar. Zaten konular tekrarları bitti. Artık tamamen test soru çözmek zorundalar. Peki öğrencilerin dershaneye olan ilgisi nasıl? Mesela kayıtlar nasıl? Geliyorlar mı? Gidiyorlar mı? Yani tabii ekonomik durumlar nasıl? Kayıt zamanımız zaten yoğun bir dönemdeyiz. Yoğun bir dönemdesiniz. Evet. Anladım. İnşallah öğrenciler gelsin. İnşallah. Dershaneye olan ilgi artsın diyoruz. Teşekkür herkes çalışsın. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Biz de Atasar Dershanesi olarak hepinize saygılar, sevgilerimizi iletiyoruz. Parçamızı dershanemize gönderiyoruz. Kimler var? Ben bir istek parçasında bulunacaktım mümkünse. Tabii buyurun. Ya, öğretmenlerimiz istiyor Atasar Dershanesi olarak. Tamam buyurun. Biliyorum buralardan Kıraç. Kıraç. Evet. Tamam biz de size bütün öğretmenlere. Çok teşekkürler. Kolay gelsin. Biz teşekkür ediyoruz. İyi günler. Sana. İyi günler diliyoruz. Hoşça kalın. Bizi izlemeye devam edin. O şarkı tabii olmasa bile hani diyoruz ya bütün seyircilerimize başka evet. Şarkıda kabulünüz olacak. Hele öğretmenler zaten hep kabul ederler. Onlar çok saygın insanlardır kesinlikle. Diyoruz. Ama hangi şarkılarımız var? Kıraç değil ama çok güzel iki isim birazdan bizlerle birlikte olacak. Betül Demir Yapamadım'la ardından Demet Akalın Affedersin'le bizlerle birlikte.